Aralık'ta Yeni Yüzünüz Tek Önder Yayıncılığın sunduğu Önce Eğitim başlıyor. Akşamlar sevgili Kanal 5 izleyicileri. Yepyeni bir önce eğitim programıyla bu hafta da karşınızdayız. Değerli izleyiciler, Milli Eğitim Bakanlığı yeni taslak müfredatı 10 Şubat itibariyle askıdan indirdi. Ve biz bununla ilgili geçtiğimiz ay İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği Genel Başkanı Sayın Nuri Özkan'la bir canlı yayın planlamıştık. Ve bu canlı yayınımızda da şunu ifade etmiştik. Müfredat askıdan indikten sonra, yani Türk toplumunun müfredata dair görüşleri alındıktan sonra biz yine bu görüşleri değerlendirmek üzere bu konunun üzerine eğileceğimizi ifade etmiştik. Değerli izleyiciler, bakınız burada eğitimciler olarak bizi en çok sevindiren meselelerden, hususlardan bir tanesi şu idi. Bakanlık bir tasarı hazırlıyor, müfredatı köklü bir şekilde revize edeceğini ifade ediyor ve bu müfredatın revizyonunda müfredatı hazırlayan eğitimcilerin görüşleri ile birlikte tüm Türk kamuoyunun görüşlerinin alınması artık Türk toplumunda istişare mekanizmasının gerçekten güzel bir şekilde çalıştığı anlamına geliyor ki bu müfredat biliyorsunuz bir ay boyunca müfredat.map.gov.tr adresinde askıda kalmıştı. Ve tüm kamuoyu, öğretmen olsun, öğrenci olsun, bizim camiamızın içinden dışından hiç fark etmiyor. Herkes bir şekilde görüşünü ifade etmişti. Ve bakın bu görüşler biraz önce bahsettiğimiz siteye, internet sitesine 175.854 kişi tarafından görüş beyan edilmiş. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'na e-posta olarak 8.737 kişi müfredata ilişkin görüşlerini beyan etmiş. Değerli izleyiciler bakın bu şu anlama geliyor. Türk toplumunda 185.000 kişi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu taslak müfredatını mercek altına almış ve bu neticede de görüşlerini bir şekilde beyan etmiş. Milli Eğitim Bakanımızın ifadesiyle etrafını cami ayarını mani yaparak yani müfredatımızı biraz daha sadeleştirerek gereksiz bilgilerden arındırarak yeni bir müfredat arayışı içerisine girdik. Ve biz bunun ümit ediyoruz ki hayırlara vesile olmasını. Tabii değerli izleyiciler müfredattaki değişikliklere ilişkin biz eğitimciler net bir görüş verebilmemiz için de müfredatla hazırlanan ders kitaplarını görebilmemiz lazım. Bu çok önemli bir mesele. Yani hiçbir öğretmen müfredatını öğrencisine anlatıp da bugün işte yıl boyunca şunları işleyeceğiz vesaire ne düşünüyorsunuz şeklinde bir terkinde bulunamaz. Eğitimin doğası gereği. Ama ders kitabındaki örneklemeler, ders kitabındaki konuyu bütünleyen meseleler vesaire vesaire. Hangi noktada, müfredatı hangi noktalara kadar götürebiliyoruz? Bunları eleştirmemiz için de elbette ders kitaplarının da yayınlanıyor olması gerekiyor değerli izleyiciler. Tabii bu konuyla ilgili malum üniversite sınavları da yaklaşıyor. Özellikle sınavlara hazırlanan çocuklarımız ve müfredata dair görüşleri olan eğitim camiası içinden ya da dışından izleyicilerimiz bizlere 0312 alan koduyla 287-1055 numaralı telefondan Kanal 5 Ankara stüdyolarına bağlanmak suretiyle bağlantı kurabilirler. Değerli izleyiciler bugün yeni taslak müfredata dair değerlendirmeler yapmak üzere eğitimci arkadaşlarımızdan Çiğdem Çavuş'la birlikte evlerinize huzurlarınızda konuk olarak bizi kabul ediniz lütfen. Çiğdem Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim değerli hocam. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun, eksik olmayın.
Şimdi hocam yaklaşık 2 aydır evet. bizim gündemimizde, eğitim camiasının gündeminde müfredat var vesaire. Hı hı. Böyle kısa bir giriş yapmak istersek, yeni müfredatta neler gördünüz? Şimdi değerli hocam, biliyorsunuz ki kademeli bir geçiş var. Öncelikle 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlayacak ve daha sonra geçişle devam edecek. Şöyle kısaca bakarsak, kapsamda biliyorsunuz ki daralmalar oldu. Konulardaki gereksiz her şey çıkartılarak çocuklara yalın ve sade bir şekilde verilmeye çalışılacak. Umarım iyi olacak. Bunun sonuçlarını da müfredat uygulanmaya başlandıktan sonra alacağız. Tabii görüş sorulması çok önemli bu kapsamda. Peki Çiğdem Hocam, bu kapsam daralmasına nasıl bakıyorsunuz? Yani işte kendi branşınızdan yola çıkarak, evet. branşınıza dair müfredatımızda gereksiz bilgiler var mıydı? Şöyle söyleyeyim, genel olarak bakarsak gereksiz tabii ki birçok şey vardı. Bir de her zaman duymuşuzdur, öğretmenlerimizin her zaman bir müfredat yetiştirme telaşı vardı değerli hocam. Umarım bunun önüne geçecek. Şimdi yıllık planlar yapıyoruz öğretmenler olarak. Diyoruz ki 2 hafta süresince şu konuyu işleyeceğiz. Ama sınıflarımızda öyle çocuklar var ki bir kısmı hemen anlıyor, bir kısmı da daha geç anlıyor. Bizim onlarla ilgilenmemize yarayacak belki de. Hani bu kafamızdaki müfredat sıkıntısını atarsak belki sınıfta çok daha rahat olacağız. Her branşın ayrı ayrı tabii ki gereksiz konuları vardır. Hani ben dil üzerinde çok ilgilendim. İngilizce, Fransızca ve Türkçe üzerine ilgilendim. Türkçe'de hani gereksiz bir şey olduğuna inanmıyorum. Çünkü öncelikle çocuklarımızın dili öğrenmesi gerekiyor. Buna inanıyorum ben açıkçası. Şimdi bu konuda eğitim camiası görüş anlamında ikiye bölünmüş durumda. Şöyle ki, gelenekçi eğitimciler, yenilikçi eğitimciler şeklinde. Tabii bir eğitimcinin hep yenilikçi olması lazım. Evet, öyle bir lazım. Kural da var. Lakin mesela ben şu noktada tedirginlikler içerisindeyim. Benim branşım tarih. Ama ben iddia ediyorum, bana lisede matematik öğreten matematik öğretmenimin şu anda en az benim tarih bilgim kadar tarih bilgisi vardı. Evet. Ve bu yeni mezun olmuş işte tarih öğretmenleri benden çok daha eksik bilgilere sahip. Tabii genelleme yapıyorum elbette. Bilgi yarışması içerisinde değiliz. Ben bunun sebebini müfredata bağlıyorum aslında. Yani evet, globalleşen bir dünya içerisinde yaşıyoruz. İşte 21. yüzyıl modern dünya, aktivist bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Lakin geçmişe baktığınız zaman, işte geçmişte benim babam, dedem lisede, ilkokulda okuduğu şiiri hala ezbere biliyor. Yani acaba mesele de böyle bir ırsiyet bağlantısı ya da işte toplumun işte biyolojik olarak genleriyle oynanması mı? Ya da müfredatın zayıflaması mı, işte müfredatın daraltılması mı? Bunların hangisi etkili sizce? Yani neden benim matematik öğretmenim şu anda bir tarih öğretmeni kadar tarih biliyordu? Bunu o kadar farklı yerlere aslında bağlayabiliriz ki. Şimdi bizim dönemimize bakarsak, eski dönemlere bakarsak, farklı bir disiplin anlayışıyla farklı bilgi verme tarzı vardı. Ha şimdi yenilikçi tarza bakarsak birçok bize kattığı şeyler olduğu gibi götürdüğü şeyler de var. Mesela hemen aklıma gelen, önceden kütüphaneye çok gidiyorduk değerli hocam. Şimdi kütüphaneye gitmiyoruz mesela. Çok araştırıyorduk. Şimdi çocukların önünde bir bilgisayar, internetten her şeyi bulmaya çalışıyorlar. Belki kalıcılık ondaydı. Çünkü ne yapıyorduk? Kütüphaneye gidiyorduk. Önce ansiklopediyi buluyorduk. Oradan araştırıyorduk. Daha sonra onu yazıyorduk. Sonra gidip bir de okula aktarıyorduk. Ve farklı bir şekilde öğreniyorduk sanki. Şimdi ne oluyor? Bir tuşa basarak çocuklar her şeyi görüyor, yazıcıdan çıkartıyor ve öğretmenin önüne götürüyor. Çok az kaldı. Kütüphaneler artık müze statüsüne girmek maalesef, üzere. Maalesef. Çok İnşallah üzücü. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çok üzücü. Ama aslında burada öğrenmede çaba harcamanın gereğini anlatıyorsunuz. Evet, evet. Yani bireyin öğrenmesi için, onun bir bilgiye ulaşabilmesi için zorlanması lazım.
Tabii ki. Ve o zorluk çünkü o çocuğun duygusal hafızasını çalıştıran bir psikolojik haldir. Dolayısıyla o zorlukla birlikte de öğrenme gerçekleşiyor. Şimdi mesela, bilgiye kolay ulaşılabilir olmasının da bir dezavantajı aslında, bu değil mi? Tabii ki. Çok yerde yararlı teknolojiyi kullanmak ama bazı yerlerde çocukları çok geriye sürüklüyor. Biz dili öğretirken diyorum ki ben, internetten kelime bulmayın. Çocuklar bilmediği kelimeyi hemen ne yapıyor? İnterneti açıp bakıyor. Özellikle velilerime diyorum ki lütfen sözlük araştırsınlar. Neden? Basitçe söyleyeyim, mesela teacher kelimesini arayacak. Sözlüğü açtı. Önce teach kelimesini bulacak. Mesela bu öğretmek. Bu arada çocuklar fazlasıyla oyun oynadığı için orada gördükleri kelimeleri sözlükte görünce onu da öğreniyorlar değerli hocam. Teach öğretmek, teacher öğretmen. Bakın iki tane kelime birden öğrendi. Ki bunu araştırarak yaptı. Kalıcılık sağlandı mı? Evet. Şimdi internetten teacher yaz, öğretmen direkt çıkıyor. Evet. Kalıcılık var mı? Hayır. Ezber ve unutma var bu dönemde. Maalesef o da bilgiyle, işte biraz önce de söylediğim gibi, bilgiye rahat ulaşılabilir olmasından kaynaklı, evet, etkenler var. Evet. Peki müfredat daraltılmalı mıydı sizce? Bence yani, daraltılmalıydı. Gereksiz bilgilerden. Gereksiz bilgilerden ve ayrıntıyı böyle sınıflara yaymak daha iyi bence. Şimdi çocuğa hepsini birden vermeye çalışınca bir sürü ders var. Çocuk hepsinin ayrıntısını öğrendiği zaman da geri kaçıyor mesela. Farklı alanlara yönlenebiliyor. Herkes matematiği sevmeyebilir. Herkes ona yönlenmeyebilir. O Türkçeyi sever mesela. Şimdi hep ayırıyoruz ya, sayısal sözel diye. Evet. Çocukların farklı ilgili alanı olabilir. Hepsini birden öğrenmek onlara bazen zul geliyor. Evet. Ve parçalara bölerek ve dikkatini çekerek anlatırsak, hani biz öğretmenlerin öncelikli işi öğrencinin sınıfta dikkatini çekmektir. Dikkatini çektikten sonra bilgiyi verebilirsiniz. Hani direkt geçip de karşısına anlattığınız zaman, hele şu çağdaki çocuklar kesinlikle algılamıyorlar, almak istemiyorlar. Şimdi Milli Eğitim Bakanımızın müfredat askıya alınmadan önceki ifadelerinden birisi, yeni müfredatımız öğrenmeyi öğretmeye dayalı bir müfredattır dedi. Ve evet, bu cümle beni çok heyecanlandırdı. Evet. Yani biz derslerimizde hep şunu ifade ederiz aslında. Çocuklar, biz size bu dersin her bir cümle ve satırını bu 40 dakikalık süreç içerisinde anlatamayız. Biz sadece sizin için bu dersin çerçevesini çizer, konu sınırlarını çizer ve bu dersin konusunun nasıl öğrenilebileceğini anlatmamız yeterlidir deriz. Tüm öğretmenler bunu derler. Evet. Peki öğrenmeyi öğrenmek derken Türkiye'de böyle bir eksiklik var mı sizce? Bence var. Böyle bir uygulama yok zaten. Hani çocuklara sınıfta öğretirken ne yapıyoruz? Genelde önümüzdeki bilgi varsa direkt müfredatta neyse onu empoze etmeye çalışıyoruz. Hatta farklı bir şeye yönelmek istesek ne diyoruz? Hani müfredata uymak zorundayım ya da yetişmez diyoruz. Belli kalıplar içinde bunu öğretiyoruz zaten. Evet. Farklı teknikler kullanarak öğretiyor muyuz? Çok fazla değil. En azından her derste bu uygulanmıyor. Belki bunun için de zaman yoktu. Ben şu anda zaman kazanacağımızı düşünüyorum ben. Ve tabii meselenin şu boyutu da var aslında. Yani çok yalın bilgileri, ezberleme, evet, ile öğrenme arasındaki o ikilemi, tezatı biz her ifadelerimizde kullanıyoruz. Öğrenci hep söylemişizdir. İşte Karlofça Anlaşması'nın maddelerini ezberlemek yerine Karlofça dönemindeki Osmanlı siyasetini günümüzdeki siyasetle karşılaştırarak bir şekilde kendi algı ve zihinsel gücünü kullanarak kendi cümleleriyle onu öğrenebilmesi dedik. İşte onunla, evet, ilgili yorumlar yapabilmesi dedik. Karlofça'nın maddelerinden evladır değil mi? Yani ezberlemeye de karşıyız. Şimdi siz kendi alanınızdan örnek veriyorsunuz. Ben kendi alanımdan, evet, örnek vereyim. Tabii ki lütfen. Yabancı bir dilde kendi ana dilini bilmezse başka bir dili öğrenmesi mümkün değil. Mesela düşünün, sıfatı bilmiyor çocuk. Ama siz bunu ne yapıyorsunuz? Türkçe'de vermeye çalışıyorsunuz. Bunda başarılı olmanız mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. O yüzden önce bunun sebebi ne? Zamanlar mesela. Bir sürü zaman var. Geniş zaman, şimdiki zaman. Çocuk bunu
Eğer Türkçe'de bilmiyorsa İngilizce'de anlatmanız mümkün değil, Fransızca'da anlatmanız mümkün değil. Ne yapacak? Sebebini araştıracak. Neden böyle? Cümle kurarken neler yapacak? Ona göre de cümleleri kurarak öğrenecek. Bir de şu var tabii, yani birbirine bağlantılı olan dersler. Evet. İşte matematik, fizik gibi, işte tarih, coğrafya gibi, Türkçe ile yabancı dil gibi. Burada eski müfredatımızda sınıflar arası geçişte bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Yani fen bilgisi öğretmeninin işte X konusunu anlatabilmesi için matematik öğretmeninin o konuya ilişkin bir kuralı vermesi gerekiyor. Tabii ki. Ama müfredata bakıyorsunuz, müfredatta fen bilgisinde kullanması gereken matematik kuralı sene sonunda veriliyor ama fen bilgisinde o bilgiyi kullanmadan da o konuyu öğrenemiyor. Evet, çok haklısınız. Çok önemli bir konuya değindiniz bence. Hani tüm derslerde yaşanıyordur. Özellikle matematik fende böyledir. Her dersin birbiriyle etkileşimi olduğunu her zaman söylüyoruz zaten. Dildeki en büyük sıkıntı da bu. Çocuklar öğrenemiyorlar. Neden öğrenemiyorlar? Ek fiille başlıyorlar aslında. Emizarla başlıyorlar. Çocuk bunun ne olduğunu bilmiyor. Çünkü Türkçe'de bunu görmedi. O mantığı üzerine de koyamayınca maalesef dil öğrenilmiyor. Mantığını anlamıyor çünkü çocuklar. Ve tüm dersler arasında her zaman bir geçiş olmalıdır dediğiniz gibi. Ve diyelim ki 5'ten 6'ya geçişte de konular arasında bir bütünlük olmalı. Bir kopukluk olursa yine öğrenmede sıkıntı yaşıyoruz. Evet, o kopukluğu gidermek adına da özellikle o konunun dersini veren öğretmenlerin görüşlerini almak gerekiyor diyor. Mesela Anadolu Ajansı'nın haberlerinde diyor ki bu görüşler 50 tane akademisyen tarafından değerlendirildi. Evet. Tabii bu değerlendirmenin içerisinde onun dersine girip öğretmeye çalışan işte bir lise, bir ilkokul, ortaokul öğretmeni mutlaka vardır ama bence burada akademisyenler alınmasınlar bize. Bir ilkokul müfredatını hazırlayan adam eğitim fakültesinin profesörü olmamalı kardeşim. Yani gidip bir mahalle mektebinin öğretmenini alacaksın. Evet. Orada hocam sen ne yaşadın burada? Nasıl bir sıkıntı yaşadın? Deyip o mahalle mektebinin tanınmayan, bilinmeyen öğretmenine sormak daha faydalı diye düşünüyorum. İşte eğitimde hani bir şeyleri verirken toplumdaki ayrılıkları, hani çocukların yaşadığı yerler hepsi aynı yerde, hepsi aynı imkanda, hepsi aynı şartta yaşamıyor. Hepsi farklı farklı iklimde. O yüzden her zaman önce çevre araştırması yaparız biz. Gittiğimiz bölgede nasıl bir eğitim düzeyi var, nasıl yaşıyorlar, ailelerinin durumları nasıl, çocuklar ne gibi etkinliklere katılıyor, katılabiliyor mu, imkanları ne? Hani bunlar eğitimin sürecinin içindedir her zaman. Çocuk belki onu hayal bile edemiyor verdiğimiz konuyu mesela, müfredattaki konuyu. Bunlar da önemli diye düşünüyorum ben. Peki bu somut düşünceden soyut düşünmeye geçme hususunda biraz konuşmak istiyorum ben. Yani hep söylenile gelen bir şeydir. İşte müfredatta, eski müfredatta 5. sınıftan 6. sınıfa geçen bir öğrenci uçurumdan aşağı düşmüş gibi oluyordu. Yani konular o kadar keskin bir şekilde değişkenlik gösteriyordu ki işte kaplumbağa tavşan hikayesiyle fen bilgisi gören çocuk 3 aylık yaz tatilinden sonra işte ısınma, genleşme, onun formülleri, denklemleri vesaire bunlarla karşı karşıya kalabiliyordu. Öğrencilerimizin somut düşünmeden soyut düşünmeye geçebilmelerini kolaylaştıran etkenler neler sizce? Yani velilerimiz bunun için neler yapmalılar? Çünkü müfredatı siz ne kadar değiştirirseniz değiştirin, bu çocuk evet belli bir dönemde fen bilgisi, hayat bilgisi dersinde o hikayeyle bu dersi öğrenecek. Ama belli bir dönem sonra o bilimsel veri ve metotları işlemeye adım atmak zorunda kalacak. Bunun için çocuklarımız uçurumdan, damdan düşmemesi için ne yapmalılar sizce? Şimdi öncelikle hani bu müfredata göre konuşursak, eski müfredat diyelim. Kesinlikle 4. sınıfa geçişte ve 7. sınıfa geçişte çok keskin geçişler var. Ama hani bunun için ne yapmaları lazım derseniz, özellikle yazın çocuklar her şeyi bırakıyorlar. Evet.
Bir kere çocukların kitap okumasına önem verilmesi lazım. Bir de çocukların hayal kurmasını asla engellememeliyiz. Yani çocuklar bir şey anlatırken mutlaka dinlemeliyiz. Somuttan soyuta geçerken neler yaşayacağını biraz tahmin de ederek onları hazırlamalıyız. Bu ilkokulda da öyle. Ana sınıfında hani oyuncak oynarken birden birinci sınıfa geçişte sıkıntı yaşıyor mesela çocuklar. Onları ancak velilerimiz yazın hazırlayabilir. Ha biz de hani devletimiz de müfredatla yardımcı olabilir diye şimdi düşünüyorum. Şimdi hayallediniz de Einstein'ı anlatasım geldi birden. Şimdi Einstein biliyorsunuz üstün yetenekli ve zekasını iyi kullanabilen bir bilim adamıydı. Evet. Ve gerçekten bilim adına da çok önemli buluşları var. Saygıyla anıyoruz biz buradan onu. Einstein'ın öğrencileri Einstein sağlığındayken demişler ki hocam siz vefat ettikten sonra biz sizin beyninizi inceleme altına almak istiyoruz. Bu kadar keşfi, bu kadar icadı, bu kadar yaratıcı düşünmeyi nasıl başardınız? Bunu müsaade edin lütfen. Biz sizin beyninizin hücreleriyle oynayıp, araştırıp, onu mercek altına alıp bilim dünyasına yeni veriler sunmak istiyoruz, diyor. Tabii Einstein bunu reddeder mi? Reddetmedi. Tamam diyor, ben öldükten sonra benim beynimi kafatasımdan ayırıp inceleme altına alabilirsiniz. Tabii her fani gibi o da bir gün ölüyor. Ama diyor ki ölmeden önce, bakın çocuklar ben avukatıma bir izin kağıdı bıraktım. O izin kağıdını alıp okuduktan sonra benim cenazem üzerinde işte kesip biçebilirsiniz. Evet. Tamam diyorlar. Einstein ölüyor. Öğrencileri hemen Einstein'ın avukatına gidiyor. Diyorlar ki hocamız size bir kağıt bırakmış, bir izin belgesi bırakmış. Biz hocamızın beynini inceleme altına alacağız. Tabii avukata Einstein bu hikayeyi daha önceden anlattığı için avukat diyor ki tamam diyor, bu kağıdı alın, okuyun, burada hocanızın izni var ve ondan sonra hocanızın beynini inceleme altına alabilirsiniz. Hocam kağıtta ne yazıyor biliyor musunuz? Açıyorlar avukattan o kağıdı alıp açıyorlar. Sadece tek bir cümle. Benim hayallerimi inceleme altına almalıydınız. Yani Einstein'ın beyni hatta rivayetlere göre normal insan beyni 3.7 kilogramsa Einstein'ın beyni 3.4 kilogrammış. Rivayetlere göre ne kadar doğrudur bilemem. Hayal dediniz. Onun üstüne konuşalım biraz. Evet. Şimdi Einstein'ın da en büyük özelliği annesinin Einstein'ı çok desteklemesidir biliyorsunuz. Evet. Aslında öğretmenlerinin gerçekten şikayetçi olduğu ve okuldan alınması gereken bir öğrenci olarak nitelendirdiği kişidir Einstein. Ama sonunda annesi okula kabul etmeyince ne yapıyor? Ben artık diyor seni kendim eğiteceğim ve sana farklı bir şeyler vereceğim diyor ve sadece kendisi eğitiyor. Şimdi hayal kurmak dedik. Şimdi çocuklarımız hayal kuruyor mu? Hayal kurmuyorlar. Önceden bayramlarda gelecek bir ayakkabı bile hayaldi. Acaba nasıl ayakkabı alınacak? Hatta alınacak mı? Ha şöyle güzel olsa bu küçük bir hayaldi. Şimdi ne yapıyor çocuklarımız? Anne ben şu ayakkabı istiyorum deniyor ve alınıyor. Hiçbir şeye ulaşamama gibi bir dertleri yok. Böyle bir hayal kurma gibi bir şeyleri yok. Çünkü her şeyi elde ediyorlar şimdi. Nasıl hayal kurabilirler? Bence kitaplarla. Kitap serüvenleriyle hayal kurabilirler bence. Ve çocuklara da her şeyi vermemek lazım. Ulaşmayı, çalışmayı bilmeleri lazım. Bir hedefleri olması lazım. Çocukların şimdi hiç hedefleri yok. Toplum olarak ödül ve cezayı biz biraz abartıyoruz. Hı hı. Şimdi 5-6 bin liralık cep telefonları kullanıyor, evet, çocuklarımız. Evet. Ve o meselenin son noktası aslında. Hı hı. Yani öğrencinin işte daha küçük standartlarda bir, hatta telefon bile kullanmasına ben karşıyım. Yani
kullanıyorsa bile daha küçük standartlarda bir telefon kullanıp arkadaşının daha yüksek standartlardaki telefonunu kıskanması bile, o telefonu hayal etmesi bile, o telefon keşke benim olsa demesi bile tabii, o çocuğa katkı sağlıyor. Tabii. Biz burada ebeveynler olarak yanlış düşünüyoruz. Hı. Ya benim çocuğumun neyi eksik canım? Yani alırım en güzelinden kullanır. Genelde öyle diyoruz. Ama hata yapıyoruz. Tabii, en büyük hata burada. Çünkü o çocuk bunları aldıkça ve bunları elde ettikçe doyumsuzluğa ulaşacaktır. Ve bu doyumsuzluk da o çocuğu, Allah korusun, uyuşturucu bağımlılığına, bonzai içmeye, şuna buna zorlayacaktır. Tabii ki. Perde açıldıkça perde, perde açıldıkça perde. Çünkü insanoğlu her zaman var olduğu, içinde bulunduğu ortamın hep bir tık üstünü hayal etmiştir. Ama o bir tık, bir tık, bir tık, bir tık üstlerin sonu yok. Sonu artık daha uçarı ilişkiler, işte daha uçarı konuşmalar vesaire vesaire. Onunla sonuçlanıyor maalesef. Biliyoruz ki önce eğitim nerede başlıyor, ailede başlıyor. Tabii ki bunun kesinlikle bir sınırı olmalı değerli hocam. Çocuğa sürekli her şeyi verirsek hayal gücünü tamamen zaten kısıtlamış oluruz. Daha sonrasında da derslerine sürekli çalışması için sürekli sürekli uyarılarda bulunuruz. Hani çocukları bir şekilde motive etmek gerekiyor. Ve hayal güçleri için hani eline bir tane kalem kağıt verdiğiniz zaman, farklı bir konuda bir resim çizmesini istediğiniz zaman düşüncelerini bile anlayabilirsiniz çocukların. O yüzden biraz daha önemsemeliyiz bu konuyu bence. Ha, ödül ve cezaya gelince ikisini de abartmamak gerekiyor dediğiniz gibi. Hepsi yerli yerinde olmalı. Çocuk hak ettiğini almalı diyorum ben. Hak ederse, neyi hak ederse onu almalı. Çünkü onlar biliyorsunuz derslerde öğreniyorlar, haklarım var. İşte benim oyun hakkım diyebiliyorlar bize yeri geldiği zaman. Ama sorumluluklarının olduğunu da biliyorlar. Hani sorumluluklarını yerine getirmedikleri sürece haklarını elde edemezler. En azından bunu bilmeleri gerekiyor. Her şeyi kolayca elde ettiğince ne oluyor? Mücadele ruhu kalmıyor değerli hocam. Hiçbiri mücadele etmiyor. Mücadele edilmeden ulaşılan bilginin de kıymeti harbiyesi olmuyor maalesef. Olmuyor, maalesef. Maalesef. Hocam ufak bir ara verelim. Tamam. O aradan sonra yine müfredatı değerlendirmeye devam edeceğiz. Aslında biz müfredatı değerlendirmiyoruz da çocuklarımızı değerlendiriyoruz bir nevi. Evet, değerli izleyiciler, önce eğitimde sevgili Çiğdem Çavuş öğretmenimle birlikte bugün 10 Şubat'ta askıdan inen müfredata dair görüşlerimizi bildiriyoruz. Ama kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayınız YGS ve LYS'ye hazırlıkta yeni yüzünüz Tek Önder Yayıncılığın sunduğu Önce Eğitim devam edecek. YGS ve LYS'ye hazırlıkta yeni yüzünüz Tek Önder Yayıncılığın sunduğu Önce Eğitim devam ediyor.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, biz bugün yeni eğitim müfredatımızı konuşuyoruz. Taslak müfredatı konuşuyoruz. Ve bu müfredat üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı yıllardır çalışıyor. Ve bu çalışmanın, bu değerlendirmenin neticesi olarak bir tasarı sunuldu topluma. Ve toplumdan görüş alındı. 180 bin, 185 bin görüşün alındığını ifade etti Milli Eğitim Bakanlığı. Tabii biz bu görüşlerin sayısının daha fazla olmasını isterdik. Yani 80 milyon Türkiye nüfusunun en kötü şartlarda bir 1,5 milyonunun, 2 milyonunun çocuklarımızın eğitimine dair yeni görüşler ifade etmesini isterdik, beklerdik ama bu da ciddi bir gelişmedir. Bu da açıkçası bizi sevindirdi diyoruz. Evet, Çiğdem Hocam, şimdi reklam arasından önce hayalleri konuştuk, evet. Ödül ve cezayı konuştuk. Efendim, biz ödül ve ceza noktasında biraz açıkçası ifrat ve tefrit, biraz uç noktalarda düşünüyoruz dedik vesaire. Evet. Peki, meseleye bir de öğretmen gözüyle bakalım. Biz işte eski müfredatı değerlendirerek gidecek olursak, çünkü yeni müfredatı tam manasıyla bilemiyoruz. Sadece konu başlıkları anlamında önümüzde. O müfredatın sınırları, yani etrafını ne kadar cami, ayarını ne kadar mani yapıtılar, yapıldı. Bunu görebilmek için elimizde bir ders kitabı olması lazım. Bu bir gerçek. Kesinlikle. Ama geçen müfredatta, yani yenilenecek olan müfredatta öğretmenlerimiz ders anlatırken hangi sıkıntıları yaşıyorlardı? Siz kendi branşınız adına, kendi branşınızı merkez alarak bunu konuşabilirsiniz. Yani sıkıntı neydi yabancı dilde mesela müfredatta? Çok yoğun verildiğini söylüyoruz zaten. Hmm. Hani çocuğa sürekli zamanı vermeye çalıştığımızda, kendisi Türkçe olarak bilmediği zaman en büyük problem orada patlak veriyor. Bir kere en büyük sıkıntı bu. Hep söylüyorum bunu. Hani Türkçe ile kesinlikle paralel gitmeli. Orada Türkçeden zamanları vermeden İngilizce'de vermeye çalışırsak bu olmuyor. Tabii fazla kelime yoğunluğu var İngilizce'de. Çocukların kelime öğrenmesi için belli bir zaman gerekiyor. Ve bu üniteleri de zamana yaymak gerekiyor. Daha İngilizce kitapları geçen senelerde değişti ve üniteler azaltıldı. Açıkçası bu sene daha rahat öğretilebiliyordu. Tek sıkıntı zamanlardaki sıkıntıydı. Hani diğer branşlar ne gibi sıkıntılar yaşıyorlardı? Yoğun verirken konuları, bir şeyi öğretirken hem müfredatı yetiştireceğim derdiyle hızla bir geçiş yapıldığı anda öğrenciyi ne yapıyoruz? Hiç konuyu, bilgiyi öğrenmeden, almadan başka bir konuya geçiriyoruz. Tabii bu da çocuğun üzerinde ne yapıyor? Hem baskı yaratıyor hem de öğrenemiyor çocuk. Bu en büyük sıkıntıydı bence. Peki müfredatı yetiştirme kaygısını yine vaktimiz kalırsa konuşacağız ama ben bir de şu hususta hem yetkililerimizi de uyarmak istiyorum. Bir görüş beyan etmek istiyorum. Özellikle işte yabancı dil noktasında bunu çok yaparlar. İşte devlet kitapları biliyorsunuz senelerdir ücretsiz dağıtılıyor. Evet. Ve o devlet kitapları çok ciddi emeklerle, çok ciddi maliyetlerle çocuklarımızın önüne getiriliyor. İşte yurt dışından, bir isim vermek istemiyorum, herhangi bir yayın evi geliyor, diyor ki ben işte Amerika'dan bilmem şu isimli kitapları size öneriyorum. Bunu özellikle özel okullar çok fazla yapıyorlar. O kitapların Amerika'dan, Avrupa'dan getirtilen o kitapların işte yüzlerce lira vererek, belki binlerce lira vererek getirtilen o kitapların müfredatımıza ne kadar uygun olduğu. Şimdi bizim işte yayın evimizin, yayınımızın, Kanal 5 Önce Eğitim programımızın bir sponsoru var, Tek Önder Yayınları. Şimdi Tek Önder Yayınları bir Türk müteşebbis tarafından kurulan bir yayın evi.
Ve bu yayın evinin de onlarca İngilizce öğretmeni, tarih öğretmeni, Türkçe öğretmeni var. Acaba bir kitabın kıymetli olması için yurt dışından mı gelmesi gerekiyor? Buna nasıl bakıyorsunuz? Yani bu algıyı aslında bizim artık yok etmemiz lazım diye düşünüyorum. Şöyle bir sıkıntı var değerli hocam. Yurt dışından gelen kitaplar tamamen dili öğrenme üzerine, evet. İşte CD'leri var, farklı şeyleri var, renkli baskıları var vesaire vesaire. Ama bizim müfredatımızla uyum sağlıyor mu? Kesinlikle sağlamıyor. Ha siz bunu gidip 2'de, 3'de ya da işte 5'te, 6'da verebilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var. 8. sınıflar neye girecek? TEOG sınavına girecek. Dışarıdan alınan kitaplardaki kelimelerle müfredatta verilen kelimeler birebir örtüşüyor mu? Kesinlikle hayır. Kullanılmalı mı? Ha, ne yapıyorlar özel okullar? Hem o kitapları kullanıyor hem devlet kitaplarını kullanıyor ve böylelikle çocuğun kafası karışıyor. Çünkü öğrenmesi gereken belli kalıplar ve kelimeler var. Bunun üzerine sınavda sorular çıkacak. Ama her ikisini yüklediğiniz zaman olmuyor. Dil öğrenmeye bakarsak değerli hocam hepsinin mantığı aynı. Belli kalıplar veriliyor. Önce neyi öğrenmesi gerekiyor? Onlar belirleniyor ve onun üzerine kitaplar oluşturuluyor. Dışarıdan gelenler çok daha ayrıntılı. Dil öğrenme üzerine. Ha bunu ancak nasıl öğrenebilir çocuklarımız? İşte çeşitli kurslara gidince bu kitapları evet kullanabilirler. Ama milli eğitimde kullanmak sıkıntı yaratıyor. Çocuğu geliştiriyor, geliştirmiyor değil ama müfredatla kesinlikle uyumlu değil. Ve bu çocuk işte ilkokul birden beri yurt dışından gelen bir yabancı dil kitabıyla eğitim evet. alan bir çocuk. İşte 8. sınıfta TEOG sınavına girdiğinde model olarak yabancı bir sınava girmiş gibi mi görüyor kendini? Tabii ki. Çünkü kelimeler birbiriyle örtüşmüyor. Ha, sağlam bir eğitim alıp gerçekten dile de yeteneği varsa çocuk o kitaplarla dili öğrenir. Onun üzerine kelimeleri katarak TEOG sınavına girebilir. Çok rahat girebilir. Ama ülkemizde öyle bir sıkıntı var ki gerçekten dil öğrenilmiyor. Bir çocuk hani çok rahat bir şekilde dili öğrensin, 8'e geçsin. Ben bunu nasıl konuşuyorum? Hani Ankara için konuşmuyorum ben bunu. Ben bunu tüm Türkiye için konuşuyorum. Hani doğudaki çocuklar var, batıdaki çocuklar var. Çok fazla ayrılıklar, mesela çocuklar kardan dolayı okula gidemiyorlar. Birçok sıkıntı yaşıyorlar. Yetişebilirler mi? Buna yetişemezler. Ha, gelişmiş şehirlerimizdeki çocuklar işte koleje giderek çok sağlam bir eğitim alırlarsa şayet daha sonrasında kelimeleri öğrenerek yapabilirler. Ama çocuk öğrenmemişse iki kitap arasında sıkışıyor. Şimdi bu sıkıntı öğrenen çocukları mı baz alacağız sadece? Tabii ki hayır. Tabii o sıkıntıyı gidermek adına da öğretmenimizin aslında kendini revize etmesi gerekiyor. Evet. Değil mi? Tabii ki. Yani biz eğitimciler sürekli kendimizi geliştirmeliyiz. Bunu zaten söylüyoruz. Müfredat değişikliği de hani toplum değişiyor, birey değişiyor, çevre değişiyor. İşte yeni deneylerle yeni buluşlar ortaya çıkıyor. Tabii bunların müfredata yansıtılması çok güzel. Ha, biz bir de neyin vurgusunu yapıyoruz şimdi? Birlik ve beraberliğin vurgusunu yapıyoruz. Millet olarak, vatan olarak biz birliği, beraberliği öğrenmeliyiz. Mesela müfredatlar bunu vurgulamalı. Belki bu yeni müfredatla daha çok vurgulanacak. Önemli bir konu bence. Evet. Tabii kitaplar hazırlanmalı diyoruz. Israrla ben evet. her fırsatta bunun etrafını çizmek istiyorum. Kitap olmadan, ders kitabı olmadan öğretmenin sadece işte yıllık plana yazacağı konu başlıklarının evet. sunulması müfredata dair çok orijinal eleştiriler alınacağı anlamına da gelmiyor. Tabii şimdi konuyu verdik, mesela sıfatlar konusunu verdik. Hani neler olacak, içeriği ne, kitapta nelerden bahsetmiş, hangi yönünü anlatmış ya da hangi kademede neyi vermiş, bunu bilemeden hiçbir şey söyleyemeyiz. Tabii ki söyleyemeyiz, yorum da yapamayız diye düşünüyorum ben. Evet, peki şimdi yavaş yavaş programın da sonuna doğru geliyoruz. sınavlara yönelik, yani evet. TEOG sınavları var. İşte önümüzdeki günlerde üniversite adaylarının gireceği bir yüksek öğretime geçiş sınavı var.
O çocuklarımıza yönelik neler söylemek istersiniz? Yani evet, birileri işte müfredat değişiyor diyor, müfredata dair işte çıkıyoruz, konuşuyoruz her platformda vesaire vesaire. Ama bir tarafta da eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı'nın bir ifadesi vardı. O hep benim kulaklarımdadır. Türkiye'nin milli eğitiminde yapılan revizyon hareketleri saatte 120 kilometre süratle giden bir otomobilin motorunu tamir etmeye benzer derdi. Evet. Ve Nabi Hoca hakikaten bu konuda çok ehil birisiydi. Saatte 120 kilometre süratle giden bir otomobilde bir tamirat işlemi gerçekleştiriliyor ve bu gerçekleştirilirken de aynı zamanda çark dönüyor, sistem evet, dönüyor. Sistem birileri dönüyor. Sınava giriyor, çıkıyor, diploma alıyor, karne alıyor vesaire vesaire. Yani riskli bir iş. Allah o bürokratlara yardım etsin. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bu karar mekanizmasına yardım etsin. Kolay bir iş değil. Sınavlarımızda çocuklarımız yabancı dil bağlamında nelere dikkat etsinler? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, bu sene sınava girecekler, işte 7'de olup seneye sınava gireceklerde herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü kademeli bir geçiş olacağı için, 5'ten başlayacağı için henüz onlara gelmeyecek zaten. Bunu problem etmelerine hiç gerek yok. Dil açısından konuşursak, sınava girecekleri en büyük tavsiyem kesinlikle kelime öğrensinler. Lütfen ezberlemesinler, öğrensinler. Ve bütün cümledeki kelimelerini bilmelerine gerek yok. Düşünerek hani bir kelimeyle cümlenin tamamında ne dediğini anlayabiliriz. Ve buna göre de soruları cevaplayabiliriz. Dildeki en büyük sıkıntı, soru uzun olduğu zaman çocuklar okumadan kaçıyorlar. Halbuki Türkçedeki gibi yukarıdaki parçada mesela ne anlatılmak isteniyor? Vurgu nerede? İşte ne anlatılmak isteniyor dendiği zaman son cümlelerdedir vurgu özellikle. Okumaları gerekiyor mutlaka ya da işte soruya bakarak oradaki bir kelimeden yukarıdaki parçadaki bir kelimeyle özdeşleştirerek sorunun cevabına gidebilirler. O yüzden soruyu okumaktan korkmasınlar ve mutlaka soruyu tam okusunlar. En büyük sıkıntımız bu. Çocuklar dikkat etmeden aceleyle okuyorlar. Ki şimdi girdikleri TEOG sınavında yeterince süreleri var. Acele etmeden, bakarak, zaman kaybetmeden soruyu eğer bilemiyorlarsa geçip, hep ben çocuklarıma şey diyorum, küçük bir işaret koyun, optiğin kenarında küçük bir işaret koyup sonrasında geri dönüp bakın, zaman kaybetmeyin diyorum. Ki dilin en büyük sıkıntısı da değerli hocam, yabancı dil hep en sondaki sınav ve hep dikkatin dağıldığı andır. Dikkatlerini son anda şöyle bir toparlamaları gerekiyor. Dilde hem dikkat hem de bilgi ölçülüyor. Kelimeyi bilmesi gerekiyor, öyle bilgi ölçülüyor ama farklı bir şekilde soruyu sordukları zaman çocuklar şaşırıyorlar. Halbuki çok basit bir sorudur aslında o. Parçada anlam çıkıyor biliyorsunuz, devamını getirme çıkıyor. Bir tane kelime onlara ışık yakacaktır oradan, ben buradayım diyecektir, hiç merak etmesinler. Evet, o bir kelimede işte evet. Bir taşın oluşturduğu dalga misali, evet. İşte eğitimde tüme varım metodu diyorsunuz. Evet, evet. Tüme varım metoduyla o bilgilerin böyle dalga 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 sınav kağıdına dökülmesine sebep olacak diyorsunuz. Evet. Onun için işte zor soru ya da işte çok uzun soru, ben bu soruyu yapamam, işlemediğimiz konuyla ilgili bir soru vesaire vesaire demeden öğrencinin ki önüne gelen her soruya odaklanması ve yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Mutlaka da kitap okumaları lazım değerli hocam. Çünkü kitap okuyunca ne yapacaklar? Okuma hızı artacak. Anlama kabiliyeti artacak. Hani sırf soru çözümüyle geçirmesinler. Mutlaka her akşam yarım saat kitap okusunlar. Ve Türkçe'de de, matematikte de yararlı olacaktır. Çünkü bir matematik problemini anlamadan çözemeyecekler. Bunun başı da ne? Türkçedir değerli hocam. Bütün derslerin başı Türkçedir. Türkçeyi öğrenirlerse her şeyi hallederler diyorum ben. Türkçeyi öğrenmeden Türkçe çok önemli. Yabancı dil de öğrenilmez. Matematik problemini de çözemezler. Algılayamadıkları hiçbir şeyi yapamazlar diye düşünüyorum. Şimdi bir de aslında şu da var hocam. Yani meselenin özünde bir yarış ortamı var eğitimde maalesef. Tabii. Yani
işte sınavsız geçişlere yönelik bugün Yüksek Öğretim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, işte ÖSYM inanılmaz çalışmalar yapıyorlar. Ama öyle ki bizim işte öğrenci sayımız birçok dünya ülkesinin nüfusundan daha fazla. Yani 20 milyona yakın öğrencimiz var bizim, üniversiteliler hariç. Şimdi bu çocukların bir üst okula geçebilmesi, işte daha iyi okula geçebilmesi, ideallerindeki okullarda eğitim alabilmesi için de bir sınav yapmak zorundayız. Ve bu zorundalık da çocuklarımızı rekabet ortamında eğitim görmelerine sebep oluyor maalesef. Yani evet. Siz müfredatı hangi kapsamda değiştirirseniz değiştirin, o çocuk yarış psikolojisiyle, yani beyninde daha bilimsel ifadeyle dar alanda kısa paslaşmalar yaparak öğrenmeye çalışıyor. Umarım sınavsız bir geçiş olur ama değerli hocam, öncelikle ailelerin, bence öğrencilerin, çocukların çok iyi tanıması gerekiyor. Çocuğun ilgi alanı ne? Ne olmak istiyor? Hani biz herkesin mühendis olmasını bekleyemeyiz. Herkesin, her bireyin farklı farklı ilgi alanı var. Veliler kendi çocuklarını tanırlarsa eğer, yönlendirebilirlerse, bakın onun bir kısmını aslında aşmış olurlar. Ve çocuğa bir hedef belirledikten sonra o yolda dümdüz yürümesini sağlayabilirler. Evet, inşallah. İnşallah. Güzel temennileriniz, bilgileriniz için. Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. İnşallah yine farklı bir konuyla ilgili sizi Kanal 5 Ankara stüdyolarında ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Hocam. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, bugün eğitimci arkadaşlarımızdan Çiğdem Çavuş hanımefendiyle birlikte yeni müfredatımızı özet bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. Eski müfredatımızda var olan sıkıntıları vaktimiz yettiğince eleştirmeye çalıştık. Tabii malumunuz YGS, yani Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'na çok az bir zaman kaldı. 15-20 günlük bir süreç var üniversite adaylarının ilk maratonunda ve önümüzdeki hafta ve ondan sonraki haftaki programımızı, yani önce eğitimde 2 hafta boyunca her cuma özellikle üniversite adaylarına yönelik biz çalışmalar yapacağız değerli izleyiciler. Üniversite sınavında bir hafta kala neler yapılmalı, ondan sonraki hafta sınav esnasında neler yapılmalı, bunları konuşacağız. Özellikle haftaya cuma günü sınava girecek olan çocuklarımız, YGS'ye girecek olan çocuklarımızın Kanal 5 ekranlarına kilitlenmesini istiyoruz biz. Çünkü çok 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 özel bilgiler sunacağız. Sınava 10 gün kala, 1 hafta kala yaptığınız yanlışlar üzerinde duracağız. Ve o programları da sizlerle yapacağız. Sizlerden aldığımız telefonlarla ve maillerle yapacağız değerli izleyiciler. Haftaya cuma günü saatler 18'i gösterdiğinde yine evlerinize konuk olacağız inşallah. Cumaya kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın, başarılar diliyorum. YGS ve LYS'ye hazırlıkta yeni yüzünüz Tek Önder Yayıncılığın sunduğu Önce Eğitim sona erdi.